Hepinize merhaba arkadaşlar. Grotopia'nın en çok kazandıran yarışmasına an itibariyle hoş geldiniz. Bugün iki adet takımımız var. Birinci takımımızın sahibi Mehmet Bey. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Mehmet Bey, takımınızın ismi tam olarak nedir? Şirinler. Şirinler. Diğer takım da Arda. Arda yani diğer takımın şeyi, başrolü. Arda, takımınızın ismi tam olarak nedir? Onu öğrenebilir miyiz? Bu arada adamıza hoş geldiniz. Nedir? Hoş bulduk da kanka. Unuttum amına koyayım. Takımınızın ismi tam olarak nedir? Gurbetçiler. Gurbetçiler. Evet. A takımı Gurbetçiler, B takımı neydi? Şirinler. Şirinler. Şimdi 3 adet parkurum, pardon, 2 adet parkurumuz var. 1 adet de soru cevap kısmımız var. Kazananı büyük bir ödülümüz var. Tabii şu anda göstermiyoruz onu. Videonun sonunda görecekler izleyicilerimiz ve siz de. Yani parkurun sonunda göreceksiniz. Şimdi yavaş yavaş hepinizi parkurlara alacağız. İlk önce üyelerden başlayalım. Şirinlerin diğer bir üyesi Gökay Bey. Gökay mıydı tam olarak? Komik olan nedir orası? Evet, Şirinler takımından Furkan Bey. Furkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Furkan Bey, tam olarak nereden temin ediliyorsunuz? Tam olarak nereden geliyorsunuz? Konuşamadım. Ben tam olarak Antalya'dan gelmekteyim. Antalya Spor'da bir maç geçmişim bulunmakta. Antalya Spor mu? Antalya takımında. Aynen öyle. Ha, tamamdır, güzel. Mehmet Bey, siz? Ben Adana'dan gelmekteyim. Evet, güzel. Yiğit Bey, siz? Ben Londra'dan gelmekteyim. O yüzden gurbetçiler, anladım. Arda Bey, tam olarak siz? Evet. Ben de Fransa'dan geliyorum. Tamamdır, uzatmayalım arkadaşlar, yavaş yavaş başlayalım. Yiğit, ilk önce kimi çıkmasını istiyorsun? Kendin mi çıkacaksın yoksa Arda mı çıkacak yarışmaya? İlk önce Arda çıksın, Arda daha becerikli. Arda, tamam. Mehmet, sen mi çıkacaksın, şey mi çıksın? Furkan mı çıksın? Kim? Furkan. O zaman siz burada bekleyin, Furkan ve Arda benimle gelsin hemen. Arda, sen buradaki checkpoint'i al. Tamam, sen gel benimle. Kenarlara geçmeyin, adını sen söyle, ondan sonra spam punch yapmayın. Spam punch dediğim yani zıplayıp alttaki ya da onu yapın kafanıza göre. Savaş stili tamamen size bıraktım. 3 dediğimde başlar. Hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 başla. Evet, Arda yeşil kafa Arda rakibini düşürdü. Furkan gerizekalısı kaybetti. Furkan, şimdi seni yeniden ringe alıyorum, hazır mısın? Hazırım. Adam gibi dövüş olsun istiyorum bu sefer ya. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir dakika. Yavaştan ha. Abi bir şeyler yazmayın lan. Ha. Hazır mısınız arkadaşlar? Sayıyorum yeniden. 1 2 3 başla. Evet, gurbetçiler 1, şirinler 0. Maçımız devam ediyor. Bakalım birbiri eşitlenecek mi? Furkan'dan güzel darbeler. Evet Furkan. Evet Furkan, sendeyiz. Furkan düştün. Furkan! Hayır! Furkan. Hayır! Hayır! Gurbetçiler 2 oldu. Şirinler 0 oldu. Okey Furkan, seni yavaştan salona alalım. Yiğit, sen mi devam edeceksin yoksa Arda devam mı etsin? Yiğit. Bence ben devam edeyim. Tamam Arda, sen respawn çek. 3 dediğimde başlar. Kurallar aynı. Kenarlara falan geçmeyin, savaşın. 1 2 3 başla. Evet, Mehmet geldi. Mehmet vuruyor. Mehmet, bakalım bu maç dönecek mi? Tyrobit vuruyor. Yiğit vuruyor. Evet, tepki yok şu anlık. Hiçbir tepki yok. Çünkü hani herhangi bir beklentiler olmadığı için ellerinde. Ama bakalım ufak darbelerle. Evet, Yiğit biraz da sanki havada uçtu. Mehmet. Abi drop girdi. Mehmet hiçbir şey yapmadı. Mehmet abi oynadı. Drop girdi. Abi drop girdi. Helal olsun kardeşim benim. Ve Mehmet kazandı. Abi drop girdi. Lan kazandın. Abi kolaydı bu arada. Bilerek bırakmadı. Gerizekalı Yiğit. Kendini düşürdü. Bu kadar salaklık olmaz. Bu kadar salaklık. Checkpoint'ini al Mehmet. Aldım. Evet, Şirinleri 1 olarak kaydediyoruz. 2-1, Gurbetçiler 2, Şirinler 1, Gurbetçiler şu anda bir skorla önde. 3 dediğinde başlar. 1-2-3 başla. Başladı. Yiğit bakalım ne yapacak? Bakalım bu maçı değiştirebilecek mi? Yiğit! 3-1 olacak mı yoksa 2-2 mi olacak? Yiğit yine duruyor. Yiğit dalga geçiyor gördüğünüz gibi sayın seyirciler.
Mehmet. Mehmet'ten darbeler. Mehmet vuruyor. Mehmet bak, düşürdü. Abi, Mehmet. Mehmet. Evet. Gördüğünüz gibi Furkan'ın götünü Mehmet kurtardı. 2-2. Şirinler 2. Gurbetçiler 2 olmak üzere. Bu maçımız da burada tamamlanmıştır. Arkadaşlar yavaştan parkura geçiyoruz. Başlatıyorum. 1-2-3 başla. Evet. Mehmet hiçbir şekilde ölmedi. Yiğit önde ve öldü. Yiğit'in 2 hakkı kaldı. Mehmet. Mehmet zıplayamadı. Mehmet zıpladı. Yiğit arkasından geliyor. Yiğit geç kalmadı. Yetişmeye çalışıyor. Yiğit yine öldü. Tek hakkı kaldı. Mehmet öldü. 2 hakkı kaldı. Evet. Bakalım seyirciler bu sefer ölecekler mi? Yiğit 3 kere öldü. Arda hemen sen gir. Arda hemen sen gir. Arda gir gir. Arda gir 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 gir. Arda girebilir. Sıkıntı yok. Arda girdi. Mehmet son parkura geldi. Mehmet son kapıya gel ve bekle. Tamam mı Mehmet? Tamam. Bekle. Atlama. Atlama. Arda. Bakalım Arda. Arda geldi. Arda zaten seçeceğin kapı belli. Hemen yanınıza geliyorum beyler. Ama birinci olan seçebilirsin kapıyı ya. İşte o... Mehmet o kapıyı mı seçiyorsun? Hangisini istiyorsun? O mu bu mu? Bu. Tamam onu seçiyorsun. Mehmet'i oraya yolluyorum. Arda seni de oraya yolluyorum. Beyler şimdi bana numaranızı söyleyeceksiniz. Söyleyin. ...94. Doğru numaranın sahibi 85. Gurbetçiler değil, pardon, Şirinler 3-2 öne geçti sayın seyirciler gördüğünüz gibi. Büyük bir tezahürat, büyük bir. Neyse, yeniden respawnlanalım. Parkurdayız, konuşamadım, unuttum konuşmayı. Şu anda skorlar 3-2, Şirinler 3, Gurbetçiler 2. Arkadaşlar benim 3 dememle yani 3 dedikten sonra başlamamla başlıyorsunuz, hazır mısınız? Hazırız. 3, pardon, 1, fake verdim, 1. 2, 3, başla. Evet bakalım bu sefer bu maçın galibi kim olacak? Yeniden arkadaşların 3 hakları var bu arada. Numaraları sıfırladık. Arda önde. Şu anda Arda güzel gidiyor. Bakalım ilk sayısını hangi seçecek? Arda. Hadi bakalım Arda. Arda şanslı çocuk. Seçti. Arda sayısını seçti. Bir saniye ben bunu seçiyorum. Birinci olanı seçiyorum. Onu mu seçiyorsun Arda? Emin misin? Bir saniye takım arkadaşıma sormak istiyorum. Hangisini seçmeyeyim? İki. Tamam ben de 2'yi seçiyorum. Tamam Yiğit onu mu dedin? Benim için seçim şansı yok zaten. Aynen onu seçsin. Sen bunu mu istiyorsun? Sen başka bir şey seçemezsin. Açıyorum beyler kapılarınızı. Aynen. Hadi bismillah. Antalya'daki açtım. Annem için. Antalya'daki annen için açtım kapıyı. Doğru numarayı bana söyleyin beyler. Yani siz kendi numaralarınızı yazın tabelada gördüklerinizi. Bende 68 numara bulunmakta. Doğru numarayı söylüyorum. Evet, doğru cevap 15. Doğru numara 15. Hayır. Doğru numara 15. Doğru numara 15 ve. Gurbetçiler bu maçta 3-3 yapıyor. Şirinler 3, Gurbetçiler 3. Arkadaşlar son bölümümüze geçiyoruz. Yani soru cevap kısmına giriyorum. Evet arkadaşlar şu anda son kısım yani soru cevap kısmındayız. Gerçekten çok kritik bir noktadayız. Gurbetçiler 3 ve Şirinler'in 3 olduğu bir sezondayız. Arkadaşlar hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Evet. Heyecanlanmaya gerek yok abi. Bence. Evet. Ooo atışmalar başladı. Evet her abi, neyse. Abi çünkü karşı takımımızda gurbetçiler var. Evet abi, neyse. Tamam oğlum bir susun da anlatayım. Şimdi yarışmada arkadaşlar bu yarışmada ben sizlere bir soru soracağım. Toplam 14 adet soru soracağım. Yani bazıları zor bazıları kolay. 4 soru soracağım. Ve altınıza bir dice blok var. O bloğu vuracaksınız. Ve hangi takım daha fazla puan çıkartırsa o ilk cevap verecek. Doğru cevabı bulduğunuzu düşündüğünüzde o bloğu vurmanız yeterli. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Peki sorunlar neler? Soruları başlıyorum işte okuyacağım. Hazır mıyız? Hazır. Growtopia'nın en büyük çöküşü ne zaman yaşandı? Oğlum durun bir daha şeyleri söyledim. Tamam bir dakika. Okey, tamam. Basit soruydu bu. Şirinler. Şirinler dediniz değil mi lan siz? Evet. Aynen öyle. He. Şirinler ilk cevabı verecek. Dur, şıkları okuyorum. A. Amateurs'un geldiği zaman. B. Sarhoş kedinin banlandığı zaman. C. Growtopia'nın paneli hacklendiği zaman. D. Diamond Dog kopyalama hilesinin bulunduğu zaman. Hangisi? Şıkları istiyorsanız bir daha sarhoş kedinin... Yok. B sarhoş kedinin hacklendiği zaman. O zaman siz zaman. B sarhoş kedinin hacklendiği zaman diyorsunuz değil mi? Şirinler takımı. Aynen evet. Öyle. Son kararım. Tamam. Gurbetçiler siz de cevaplayın. Hangi şık sizce? Şıkları
tekrardan evet. Okuyabilir misin? A. Ahmet Oruz'un geldiği zaman. B. Sarhoş Kedin banlandığı zaman. C. Grotopia'nın paneli hacklendiği zaman. D. Diamond Lock kopyalanma hilesinin bulunduğu zaman. D diyoruz. D. Diamond Lock kopyalanma hilesinin bulunduğu zaman. Sarhoş Kedin kim ama? Gurbetçiler, siz D mi diyorsunuz? Doğru mudur? Evet. Doğru cevap D. Gurbetçiler 4 oldu. Hadi. Çünkü Sarhoş Kedi evet çok ünlü biri ve Grotopia Türkiye'nin en büyük YouTuber'ıydı bir zamanlar. Fakat Diamond Lock kullanma hilesi geldiği zaman biliyorsunuz 2 milyon, 3 milyon veya 10 milyon üzerinde Diamond Lock kopyalanmıştı ki bu da Rollback'in gelmesine sebep olmuştu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir doğruydu. Şey Jüri Bey. Efendim. Jüri Bey. Dinliyorum. Sarhoş Kedi kim abi? Ben tanımıyorum. O kim ama? Tamam kardeşim. Güzel bir espriydi fakat onun şu an yarışmasında bulunmaktasın. Haddini bil. Sonraki sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Onaylıyor musunuz? Hazırız. Evet. Onaylanıyorum. Bakın şıkları sokayım ondan sonra dice blokları vurun. Okey beyler. Tamam mı? Yani biraz tamam. Yavaş olun. Tamam. Grotopia Türkiye'nin, pardon. Grotopia Türkiye'de yaşanan en büyük olay hangisidir? A. Ekip vs. Sarhoş Army. B. Hakanıs'ın hacklenmesi. C. XT3TR'nin Türk Word'ünü çalması. D. Wiki'nin 700 TL skemlemesi. Bakalım en büyük numara kimde? İki kere vurdular. İki kere vurdular. O yüzden geri zekalar kendileri çok zeki sanıyorlar galiba. Bize bir puan geldi değil mi? Hayır hayır. Bize bir puan geldi. Şirinler, rica ediyorum. Şirinler ilk siz cevaplayın. Dinliyoruz. Şıkları tekrar alabilir miyiz? Şıklar A. Ekip vs. Sarhoş Army. B. Hakanıs'ın hacklenmesi. C. XT3'lerin Türk World'ünü çalması. D. Wiki'nin 700 TL skemlemesi. Ben bunu arkadaşımla tartışmak istiyorum. Sence ne Mehmet Bey? Bence de. D. Abi Wiki o kadar çok olduğunu sanmıyorum. Hakanıs'ın hacklenmesi de olabilir bak. Bence de ya. Ya arada Ekip vs. Sarhoş Army de var bakın. İki büyük kitabı. Aa onu unuttuk. Bir ara bir de XT3'lerin Türk World'ünü çalması koyuyorum. Artık bilmiyorum hangi size kalmışsa. Sana bıraktım Mehmet Bey. Şimdi Sarhoş Kedi ile 2000'in vs'si şimdi çok büyük bir vs'ydi ama doğru. Düşünelim şimdi. He? Bayağı uzun süren bir vs'ydi hatta. Bence de D diyelim ya. D mi diyorsunuz? Evet. Son kararımız. Şirinler olarak D mi diyorsunuz? Doğru mudur? Doğru. Doğrudur. Tamam. Gurbetçiler sizdeyiz. Cevabı bekliyoruz sizden de. Aynı şekilde. Biz Hakan SS'in eklenmesi olarak cevap vermek istiyoruz. Emin misin? Arda sen? Yo ben D demek istiyorum. Ay, Şirinler dedi. İkiniz de yanlış bilmişsiniz ama hiç fark etmez. Bence farklı şıklar deneyin arkadaşlar. Mal Hakan SS'in hesabı daha çok. Cevapları tekrardan söyler misin? A. Ekip vs. Sarhoş Army. B. Hakanıs'ın hacklenmesi. C. XT3'lerin Türk World'ünü çalması. D. Wiki'nin 700 TL skemlemesi. B. Oğlum Hakan SS'in hesabında daha çok şey var. Bu ne alaka gerizekalı mısın? Harbiden ne alaka? Neyse hadi tamam. Biz kolayı diyorsun. Bilmiyorum beyler D mi? Tamam biz B diyoruz yani mecburiyetten. B. Çünkü onlar önceden D dedi kanka. B mi diyorsunuz? Evet. İki takım da bir sik bilemedi. Doğru cevap A. Ekip vs. Sarhoş Army. Ah be. Çünkü çok yaklaşmış. Ekip vs. Sarhoş Army çok uzun süre sürdü. Ve çok fazla doğru. Videolar çekildi ve bu videoların çoğu 100K'nın üzerinde ve altında yani. İzlenmişti. Ki o yüzden Grotopia Türkiye'nin, bakın Türkiye'de diyorum, Türkiye'nin yaşanan en büyük kavgası buydu. Ve olayı. Grotopia Türkiye demedin ki ama kanka. Grotopia Türkiye dedim, gerizekalı. Kavga dedi neyse, yeni diğer soruya geçiyoruz. Kavganın içinde. Sarhoş Kedi'nin toplam kanal izlenmesi kaçtır? A. 10 milyon. B. 8 milyon. A. 6 milyon. Pardon, C. 6 milyon. D. 14 milyon. Evet şu anda bazı gerizekalılardan klavye sesleri duyuyorum. vurun bir şeylere. Tamamdır. Bakalım ilk kim cevap verecek? İlk. Evet. Siz cevap veriyorsunuz evet. Şirinler dinliyoruz. Mehmet Bey 8 milyon gibi düşük şeyler olduğunu sanmıyorum. Ya A ya da D. Bence bence A. Direkt ortası. 10 milyon. Ya. 10 milyon. Aynen. 10 milyon orta. Bizde arkadaşlar şıkkınız hangisi olarak hangisini belirlediniz? Cevap bekliyoruz. 10 A 10 milyon son kararımız. Emin misiniz Mehmet Bey ve Furkan Bey? Evet. 10 milyon. Evet, evet eminiz. 10 milyon şu anda da köşede. Siz gurbetçiler sizdeyiz. Şıkları tekrardan alabilir miyiz? A 10 milyon, B 8 milyon, C 6 milyon, D 14 milyon. Bence 6 milyon ya. Fazla izlenmemiştir Sarhoş Kedi.
Ama ben kararsızım abi. Ben Sarhoş Kedi'nin daha çok izlendiğine inanıyorum. 14 o milyon yüzden... diyorsunuz. Evet, 14 milyon diyorum. Son cevabınız mı? Son şeyiniz mi? Evet, 14 milyon ben. Hayır, 14 milyon, milyon diyecektim ama. Gurbetçiler kaybetti. Şirinler şu anda bir skor daha öne geçti. 4-4 oldu arkadaşlar son durum ve son soruya geçiyoruz. Arkadaşlar son soruya geldik. Evet, çok kritik bir soru, bu sizi zorlayabilir. Hazır mısınız? Söylüyorum. Hazırız. Evet. Grotopia'nın en büyük kitleye sahip Discord sunucusu hangisidir? A. Resmi Grotopia sunucusu, yani benim sunucum. B. DT4 Fan Club Grotopia. C. Grotopia Türkiye ekip. D. Mevlana Grotopia Discord sunucusu. Evet. Bloklara vurun arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Oğlum bunları niye ekleştiriyor? Şirinler sizdeyiz. Mehmet Bey, Berat'ın sunucusu da olabilir. Ama aynı anda DT4 Fan Club da olabilir bak. Bence de. Ama işte bak evet. Şimdi Mevlana büyük bir isim. Bu yüzden aynen. Hazreti Mevlana deniyor. Daha fazla kişi olabilir. Abi hem biz beynimizi Grotopia, kullanıyoruz. Hem de din olarak en yüksek olabilir bence. Mevlana Grotopia mi diyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Tamam. Sizin cevabınızı alalım. Gurbetçiler. Ben E şıkkı diyorum. Türkiye oy pardon şaka yaptım. Grotopia E şıkkı yoktu, Türkiye ekip diyorum ben. Evet ne bir daha söyle. Olabilir, ben şık ekledim. Allah Allah, tamam neyse. Grotopia Airdrop. Sen çok komiksin ha. Lan oğlum hadi susun da bir cevabı söyleyin. Grotopia ekip. Grotopia Türkiye ekip. Grotopia Türkiye ekip diyorsunuz. Evet. Beyaz Kurt ne sunuşu Arda, olacak parkur yapsın. Arda sen de bu cevaba dahil misin? Ben değilim, bence Sarhoş Kedi diyorum da. Neyse, ekip daha çoktur bence. Ekip daha çok diyorsunuz. Aynen. Aa, olabilir bak, 3 kişiler yani. Onlar. Onlar 3 kişilerdi. Evet arkadaşlar, şimdi Gurbetçiler cevabınız tam olarak ne? Ya ekip... tam olarak Sarhoş Kedi'nin. Ben karar veremedim ya. Koreli sen konuş. Ekip kanka ya, çünkü ekipte 3 kişi var ve... Ekip diyorsunuz oğlum, ben sizi ekip olarak kabul ediyorum. Ekiptir doğru cevap o zaman sizin için, doğru mudur? Evet. Evet, ekip olarak sizi kenara aldım. Siz, Şirinler? Biz Mevlana mı diyoruz? Mevlana GT diyorsunuz. Mevlana Grota biliyorsunuz fakat yanlış cevapla berabere kalıyorsunuz. Abi DT4 Fan Club'dı. Sarhoş Kedi'nin sunucusu olan 8000 liraya sahip olan. Nasıl resmi ya? Resmi Grotopia sunucusudur ve onun da linki açıklama kısmında vardır. Hepiniz o Discord'a bekleyin. Her neyse. Biz de oradayız bu arada arkadaşlar. Bu iki takımın beraberlik skorunu... Biraz sessiz olun. Bu iki takım şu anda berabere kaldı. Siz sağ üstteki oynamadan bu takımın, yani hangi takımın sizce kazandığını belirleyin. Gurbetçiler mi kazandı sizce? Şirinler mi kazandı? Hangisi daha iyi yarıştı? O yüzden sağ üstteki oylamalarda bunlar sizi karar vereceksiniz. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Bu tür videolara dahil olmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord'umuz bulunmaktadır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.